yüzdeli zamlar gittikçe maaşı eritmeye devam ediyor. Bir kere bu sistemden, yani yüzdeli zamlardan kurtulmalı ve seyyanen zam yolu bir sistem. Nasıl sistem gelecekse. Ki bakın bu arada bu OECD emekli görünümü raporu, yani geçen seneki bu raporda yine beraber tartışmıştık. Yetersiz emekli geliri, bak dünyada tespiti yetersiz emeklilik geliri. Ve diyor ki bu emeklilik gelirinin yeterli olup olmadığı noktasında hükümetler değerlendirme sistemleri ortaya koymalı diyor. Bakın OECD raporu bu, emekli değerlendirme raporu. Ve şuna dikkat çekiyor. Yani şu anda aylıkların, emekli aylıklarının sürdürülebilir olmadığını ve dayanıklı olmadığını ortaya koyuyor bu rapor. Bizde de aylıklar arasındaki eşitsizliği ortaya koyuyor bu rapor. Ve bir tespit var bakın burada. Diyor ki yaşlı iş gücü, yaşlılar iş gücüne katılırsa 30 yılda kişi başı gayri safi milli hasılı %19 artar diyor. Artı bunun yanında o yaşlı iş gücüne katılan içinde sağlık giderleri azalır. Buradan da ciddi bir rakam ilave olur. Dolayısıyla yaşlı iş gücüne katılması konusunda da bir sistemler yaratılmalı diye öneride vuruyor ve işsizlik tabii çok ciddi boyutlarda dengede. Çünkü örneğin 5 yıl işsiz kalan bir kişinin emekli aylıklarında %10'un üzerinde bir kayıp ortaya çıkıyor. Ve serbest çalışanların yeterli ödemeleri yapmaması nedeniyle düşük emekli aylıklarıyla. Yani burada bir kere şu anda artık emekli aylıklarının yetersiz olduğu açıkça meydanda. Bu nedenle yapılacak bir kere taban aylıklar asgari ücrete eşitlenmeli. Eğer bir asgari ücret varsa ve bu uygulanıyorsa, emeklilikte de bir asgari, bu taban aylık zaten vardı geçmişte, şimdi kaldırıldı ama asgari ücrete eşit olmalı taban aylık. Bunun altında emekli aylığı olmamalı. Biz hep söylüyoruz, bu ek ödemeler var biliyorsunuz 4-5. Yani işte 1569'a kadar 5 üstü 4. Bunların da artık artırılması lazım. Yani bu ek ödemeler maalesef çok altta kaldı. Artık yani bu ek ödemelerin takviye edilmesi lazım. Ve sistemin, yani şimdi bakın biz söylemiyoruz. Şimdi 11. Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Alt Komisyonu'nun tespitleri var. Bakın diyor ki emekli aylığı hesaplama formülleri daha adil çalışma süresi daha adil olmalı ve çalışma süresi uzadıkça aylığı artıracak şekilde düzenlenmeli. Bakın ya, bu devletin resmi raporu. Efendim norm ve standart birliği sosyal güvenlikte sağlanmalı ve diyor ki anayasanın eşitlik ilkesi gereğidir bu diyor bakın. Anayasayı not ediyor. Anayasanın eşitlik ilkesi gereğidir. Anayasa Mahkemesi'nin yeni bir kararı var. Sosyal güvenliğin tarifini yapıyor ve diyor ki sosyal güvenlik kişilerin gelir azaltıcı ve harcama artırıcı etkilerini en aza indirici bir gelir olmalı sosyal güvenlikte. Ayrıca sağlık ve askeri hayat standartları güvence altına alınmalı. Şimdi ve askeri yaşlılık aylığı askeri yaşam düzeyini sağlamalı. Hı hı. Askeri yaşam düzeyi askeri ücret bir noktada. Yani şimdi burada bu tespitler ve şunu da bakın çok dikkat çekiyor. Diyor ki 4447 ve 5510 sayılı yasalarla, yani 1999'da yaşı getiren, bugün yaşa takılanların geldiği o yasa ve 5510'da taban aylıkları önemli ölçüde düşürüldü. Biliyorsunuz aylık bağlama olanları değiştirildi, işte yaş geldi ve taban aylıkları önemli ölçüde düşürüldü. Taban aylıklar ortadan kaldırıldı hatta bu iki yasayla. Şimdi bu nedenle ve bakın memurlarda çok önemli bir risk var. 2008 sonrası işe giren memur, yeni memur, ondan evvelkiler eski memur, bu da anayasamızı mahkemesi yaptı bunu sağ olsun. Ve yeni memurlar aynı şimdikiler gibi bu 1500 liralık altındaki maaşlar bağlanacak kendilerine. Yani şimdiki şartlar o zaman da devam ederse. Ve bu dehamel ve bu bakın ve bu durumlar diyor sık sık intibak yasalarının çıkartılmasının nedeni olacak. Tespiti. Kalkınma planımızın sosyal güvenlik alt komisyonu tespiti. Bu nesiller arası dayanışmanın daha adil olması için emekli aylığı hesaplama formülleri ve diğer parametrelerde yeni bir geçiş düzenlenmesi şarttır diyor. Bakın. Tespit. Ne diyoruz biz? İntibak. Yıllardır burada
Biz daha mevcut intibakı çıkaramadık. Evet. Daha gelecekte işte bakın, daha fazla. Tabii daha fazla artıyor. Şimdi 2008 sonrası işte 1000 lira civarında bağlanan aylıklarla, hükümetin 1500 liraya çıkarttığı aylıklarla intibakın artık gerekliliği, hatta buna 2008 sonrasında yani girmesi gerektiği artık ortaya çıktı. Bir de gayri safi söyledik. Gayri safi de yeni bir seri yayınlandı. Maalesef emekli aylıklarımızın buna adaptesi yapılmadı. Bakın buna adaptesi yapılması lazım. Bu da bir intibak. 1500'e çıkartılması da bir intibak. Yani 1500'e çıkartılması da bir nevi bir intibak. Ama bunun genişletilerek bir mevcut yasayla, yani 6283'te işte 2000 öncesinde bir intibak yaptık. Yani kendi içinde az da o bir eşitlik sağladık. Bu, burada da 2000 sonrasında da bu eşitliğin sağlanması lazım. Bu üç ayrı sistemden artık üç ayrı sistemden bu çıkılması lazım ve bakın kayıt dışı istihdam yine %31'ler civarında. Halen düşüremiyoruz. Emekli ikramiyelerimizde zam bekliyoruz. Emekli ikramiyelerimiz hiç zamsız ödeniyor. Bu sene hiç olmazsa bayram ikramiyeleri özür diliyorum. Bu sene hiç olmazsa bayram ikramiyeleri zamlı ödensin. Emeklinin beklentisi bu. Bir de 3600. Ve tabii alım gücü düştüğü için tabii 3600 söz verildi. İşte hükümet raporu programlarına girdiği halde halen yapılmamış olması bir ciddi bir beklenti. Bunun da bir an evvel yani çözülmesi lazım. Yani devletin resmi raporları da bunu söylüyor. Sadece biz söylemiyoruz. Yani bu tespitler bunu açıkça ortaya koyuyor. Bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Yani yoksa bakın gittikçe bozulan bir eşitsizlik var ülkemizde. Evet. Şimdi en son yine yeni bir rapor. Bu Oxfam diye bir uluslararası yardım kuruluşu var biliyorsunuz. Her sene yapar bunu. Eşitsizliğin azaltılması taahhüdü endeksi. 158 günü ülke içinde 87.'yiz. Bakın eşitsizliğe ve OECD ülkeleri içinde sonuncuyuz. Oysa biz yani kişi başı milli gelirde ülkemiz iyi bir yerlerde yani ama buna rağmen insanı gelişme endeksinde yukarılara tırmanıyoruz. Yani çok yüksek insanı gelişmeye geldik. O endekse göre. Ama o endeksin bunlarla desteklenmesi lazım. Eşitsizliğe baktığımız zaman ve burada bakın bu eşitsizliği azaltılmasında bir kamu hizmetleri yani buna işte eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, emekli aylıkları, vergilendirme ve işçi hakları. Bakın bunların hepsinde orta düzey performans gösteren ülkelerdeniz. Yani bir taraftan hem bizim insanın gelişme endeksindeki yerimize hem de kişi başı milli gelirdeki yerimize yakışmayan neticeler ortada. Bu eşitsizliğin en büyük yaratan da emekli aylıkları. Evet. Bağkur borçluları ile ilgili de bir önemli duyurunuz olacaktı. Onu da hızlıca isterseniz vurgulayalım ki kaçırmasın vatandaşımız. Evet. Şimdi şu anda yasada önümüzdeki süreçte Bağkurlara eski hizmetlerini ihya etme hakkı geldi. Bağkur'da kaydı varsa ve geçmişte sildirmişlerse bakın çok önemli. O tarihteki prime göre verecekler. Çok büyük bir imkan. Şimdi bankalarla da anlaşma yapıldı. Kamu bankalarıyla. Kredi de veriyor. Yani o krediyi alarak bunları eğer bu borçlarını kapatırlar da onları yeniden ihya ederlerse ve o tarihteki fiyattan yani bu olağanüstü bir şey. Verirlerse Bağkurlara emekli olma imkanı geldi. Sağlık sigortasında da biliyorsunuz genelde halen biz alışmadık ödeyemiyoruz. Bunlara da Mart 2021 sonuna kadar yeniden gelir testi yapılma imkanı verilir. Eski borçlar olan gelir testi yapılanlar eğer devletin destekleyeceği rakamlardaysa borçları silinecek. Ama değilse o borçları da Nisan'ın sonuna kadar bu eski sağlık prim borçlarını ödemeleri imkanı geldi. Bu hakikaten bu iki olaydan özellikle gelir testine gitsinler vatandaşlarımız. Çünkü evde bakın çocuğu evde işte şey yapıyor. Tabii o aileye giren gelir biliyorsunuz burada şey yapıyor ve gelir testine gitsinler. Ve bu Bağkurlarda da eski özellikle tarım Bağkurlarda çok bu. Eski hizmetlerini ihya etsinler. Ve emeklilik hakkı kazansınlar. Kalıyor. Bir de sağlık masrafları işin içine giriyor. Kendilerine daha iyi bakmak durumundalar. Bağışıklık sistemini korumak için. Nasıl durum? Emek tabii işte %8.36 bir tüfe nedeniyle SSK ve Bağkur emeklileri bu rakamı zam olarak aldı. Memur da
3 alacaktı. Yani 4.36 enflasyon farkını aldı. O da 7.36. Bakın memurun toplu görüşmesi olduğu halde toplu görüşmelerin biz iyi olacağı kanısını dedik ama şu anda iyi olmadığı da burada yansıyor. Burada memur sendikalarını ve hükümete tekrar bu işin yeniden masaya yatırılması gerektiğini bir kere daha hatırlatalım. Hı hı. Tabii tartışılan bir kere enflasyon var. Yani TÜİK'in enflasyon rakamlarının mesela asgari geçim indirimini biliyorsunuz asgari ücrete bildirirken 2.300 lira olarak gibi bir rakam olarak bildirdi. Yani bir kişinin asgari geçimi. Şimdi bu zamlardan sonra bakınız taban emekli aylıklarına baktığınız zaman SSK'da 2000 öncesi 2400, 2008 sonrası 1500 lira da 1100 liralar civarında da hükümet biliyorsunuz 1500'e çıkarttı bu korona sırasında. Ama 1500'ün üzerine zam alamıyor maalesef. Asıl maaşı neyse onun üzerine bu yüzde, yani bunlar 1500 alana bu %8 zam alamadı. Onlar asıl maaşı 1100 ise 1100'ün üzerine. Hı-hı. Yani 1500'e gelinceye kadar zam alamayacaklar. Bakın felaket bence. Evet. Bağkur 2000 lira civarında. Bağkur esnaf yine bir buçuk civarında. Memurda 3000 lira civarında bir taban aylığı var. Şimdi Türk İş'in de bu arada Aralık sonu yayınladığı yani bir ailenin gıda, sadece gıda açlık sınırı 2589 lira. Bakın hiçbir memur azıcık bir kıl payı geçiyor açlık sınırının. Evet. Onun haricinde taban aylıkların hiçbirisi maalesef geçmiyor ve